Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız Golbar.com'un Kayseri Özel Hüma Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Yani ben şok içerisindeyim. Ben ne diyeceğimi bilemez bir haldeyim. Şundan dolayı, sanırım dün 31.400 gözüküyordu. Bugün 31.700 olması çok çok e, mutlu etti beni. Katkısı olan kim varsa Allah gani gani razı olsun. Rabbim bir abone getirmenize bir çeyrek altın hediye etsin size. Gerçekten de yani... Ricamı uyarak beni kırmayıp sevdiklerinizi kanala abone ettiniz. Yani bunu yapan herkese sonsuz teşekkürler. Hani canlı yayın yapmak gibi bir bazı sürpriz düşüncelerim de var bilginiz olsun. Hani ben 11 saat önce şunu söyledim. Umarım 31.600 olmak üzere kanalımız daha da büyür dedim. Hani bu kanal hepimizin bir kişi dahi olsa davet edin getirmeye çalışın kanalımıza diye rica ettim. Hani siz hadi deneyelim deseniz anında 32.000 olur dedim. Hakikaten denemeye başladınız. Yani şu kanalı sahiplenmeniz gerçekten beni çok mutlu ediyor. Rabbim şu kanala kim ne kadar abone getirirse o kadar muradını gerçekleştirsin diyorum. Yani bir kardeşiniz olarak sonsuz kere teşekkür ediyorum. Ki topluluk kısmındaki gönderide de o görsel, o fotoğraf boşuna atılmadı. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Tekrar tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi ee, haberler de var, kısa kısalar da var. Önce haberden başlayayım. Fenerbahçe'den Endombele'ye yakın markaj diye. Tottenham'da kadroda düşünülmeyen. Tanguy Endombele için İngiliz ekibiyle teması kurmuş. Oyuncunun sakatına ilgili bilgi alınmış. iyi haber gelince kiralama teklifi yapılmış. Satın alma opsiyonunu kiralama. Orta saha takviyesi düşünüyor Fenerbahçe ve iki tane birden düşünüyor. Onu da söyleyeyim. Açık açık. Bugün yani üyelere nasıl duyumsa size de aynısı. Ve oyuncuya e, satın alma opsiyonu kiralık teklifinde bulunuldu. Şimdi Premier Lig temsilcisi geçen sezonu Napoli'de kiralık geçiren Fransız orta sahibi on servisiyle göndermek istiyor. Başkanlar düzeyinde de bunu ilettiler. Fenerbahçe'de satın alma opsiyonu kiralık teklifiyle Endombele'nin transferi için uğraşıyor. 2018-19'da Lyon'da yaptığı çıkışla Tottenham'a tam 62 milyon euroya transfer oldu Endombele. Ve İngiliz ekibinde toplam 91 maça çıkıp 10 gol 9 asistlik katkıda bulundu. Fransız futbolcu geçtiğimiz sezon Napoli ile 40 maça çıkıp İtalya Serie A'da şampiyonluk zaferi yaşadı. 26 yaşındaki futbolcu aynı zamanda 7 kez Fransa milli takım forması giydi. Bana soracağınız, sormayı düşündüğünüz soruyu tahmin ediyorum. Hepiniz şunu soracaksınız. Hocam yaşı daha 26. Napoli ile şampiyonluk yaşamış, 40 maça çıkmış. Birincisi iyi bir futbolcu olsa bize koklatırlar mı? İkincisi iyi bir futbolcu değilse niye kimse istemiyor? Yani iyi bir futbolcuysa da niye kimse istemiyor? Üçüncüsü ya sence de bir bit yeniği yok mu? Arkadaşlar ben her transferde bir bit yeniği arıyorum. Yani her transferde. Mesela Galatasaray geçen sene Torreira'yı aldım. Arsenal'in oyuncusu işte İtalya'da oynadı falan. O takım almadı ama Galatasaray aldı. Dedim bir sıkıntısı illaki vardır. Mesela şimdi de onu satıp futbolcu alma peşindeler ama hani bekledikleri transfer teklifinin dörtte biri ancak geliyor sanırım bir işin içinde bir şey illaki vardır diyorum. Şimdi Endombele'de de aynısını söylüyorum ya. 26 yaşında Hazreti Allah gene de ben duyum verirken ezan okununca o kısım kesinlikle doğru çıkıyor. Yani illaki bir şey vardır diye düşünüyorum. Yani bilmiyorum çok tuhaf. Şimdi Tottenham aldıktan 2,5 sene 3 sene sonra e, Lyon'a kiralıyor 2,5 sene sonra. Kısa bir süreliğine 1 milyon 1.42 milyon euro diyor. Oradan Napoli'ye gidiyor mesela. Piyasa değeri düşüyor ama. Yani Serie A'da 30 maç 1 gol 792 dakika diyor. Şeye bakmayın yani geçen sene 40 maça çıktı. Olayı biraz tuhaf bir olay. Ya 1.81 boyunda oyuncuyu izleyen arkadaşlarım yorum yaparsa sevinirim. Sanki bir sıkıntı var gibi ya. ya. 40 maça çıkmış ama 1261 dakika arkadaşlar. 1261 dakika. Şampiyonlar Ligi'nde 9 maç 1 gol 1 asist. 367 dakika. Ben şunu söyleyeyim. 8-10 milyon euro civarına bir teklif iddiası vardı Fenerbahçe ile ilgili. Yani 2 kiralama 6 satın alma opsiyon diye. Tottenham'ı kabul eder mi zannetmiyorum. Ama e, bakalım ne olacak. Fakat bir bit yeni var gibi geliyor bana ya. Bilmiyorum yorumlarsanız sevinirim. Fenerbahçe'den Julmant ısrarı sürüyor. Julmant. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ezanlar okunuyor. Ben bir karşılaştırma gördüm Julmant. Endombele bir de Endidi vardı sanırım. E, üçü, üçü de bizim istekte bulunduğumuz adaylardan. bunda bilginiz olsun. Orta saha araçlarını sürdüren Fenerbahçe'de Lecce'nin Danimarkalı takım kaptanı Martin Julman için ısrar sürüyor. Şimdi o gördüğüm tabloda Julman almış başını gidiyor. Yani Endombele Endidi Julman almış başını gidiyor istatistiklerde. Yani uçmuş. Ya para kalkmış. Öyle bir istatistiği var. Şimdi orta sahaya önemli bir futbolcu transfer ederek kadrosunu güçlendirmeye devam etmek isteyen Fenerbahçe, Lecce'nin Danimarkalı takım kaptanı Julman'da talip olmuştu. Yüksek bonservis bedeli isteyen İtalyan kulübüyle temasa geçen Sarı Lacivertler bu transfer için nabız yoklamaya devam ediyor. İtalya basını da Fenerbahçe'nin Julman için görüşmelere devam ettiğine duyurdu. 24 yaşındaki futbolcu Fiorentina'nın da istediği ancak Sarı Lacivertler'in teklifinin daha iyi olduğuna vurgu yapıldı. Fenerbahçe oyuncu için en az 10 milyon euroyu gözden çıkardı. Kopenhag alt yapısını 1.85 boyundaki orta saha Lecce ile geçen yıl 36 maçta 5 asist kaydetti. Tıpkı buradaki gibi yani buradaki gibi hani Endombele olayındaki gibi Julmant olayında da bana herkes aynı soruyu soruyor. Hocam o kadar iyi da o kadar iyi oyuncu da niye milli takım yok? Nasıl milli takım yok? Milli takımın yok. Yok arkadaşlar. Danimarka milli takımına seçilmiş ama hiç oynamamış. Hocam o kadar iyi oyuncudan niye oynamıyor? Şimdi Danimarka milli takımını herhalde siz şey falan zannediyorsunuz. İşte Akçabat, Sebat Spor falan zannediyorsunuz herhalde diye düşünüyorum. Şimdi hocam iyi de Galatasaray'dan Nelson oynuyor. Nelson gerçekten oynuyor mu? Hani Christiansen var. Andersen var. Tottenham'dan, Barcelona'dan. Simon Kea. Hatta Zanka. Değil mi? Hatırlarsınız Anka Kanka'yı. Şimdi merkez orta sahada Julman seçilmiş. Bakın orada kim var? Höbj Höjberg var. 45 milyon euro. Matthias Jensen var. 22 milyon euro. Christian Eriksen var. 22 milyon euro. Philip Blink var. 20 milyon euro. Hani bunların arasında Julman 15 milyon euro piyasa değerine sahip. Bunların arasında oynamayı çok kolay zannediyorsunuz. Ben de buna şaşırıyorum. Şimdi şunu söyleyeceğim. Bu arkadaş için ısrarımızı sürdürüyoruz. Almak için çabalıyoruz. Kulübünün yüksek beklentisi var. Karşılayamayız. 15 milyon euro falan diyor. Bir de sonraki satıştan %30 pay falan. İmkanı yok bu şartlarda almamızın. Ama ısrar sürüyor. Bilginiz olsun. Tolunay Kafkas Diego Rossi'yi isterim biz de. Biz de, yani biz de isteriz bir yere gitmesini. MK Ankara Gücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas Fenerbahçe'den Diego Rossi'nin transferini istediğini söyledi. Süper Lig ekibinden Ankara Gücü Teknik Direktörü açıklamalarda bulundu. İstanbul takımlarından fırsat transferi olursa Diego Rossi'yi isterim. Onun da transferi herhalde başka bir kulübe olacak. Oralardan çıkacak oyuncuların maaşları çok yüksek. Çok büyük paralar kazanıyorlar. Bizim o maaş baremini karşılayacak durumumuz yok. Belki bir kısmını orası öderse bir kısmını biz ödersek. ancak o zaman olabilir. İki kenar oyuncusu yabancı olacak. Şu anda çalışmalar var. Lige gelmelerini umuyorum diyor. Aslında Tolunay Kafkas size bir müjde vermiş durumda. Diego Rossi'nin bir takımla görüştüğü ve anlaşmak üzere olduğu duyumunu vermiş. Şimdi İsmail Kartal'ın planlarında yer almıyor. Fenerol altyapısına yetişen Rossi, Los Angeles FC kariyerinin ardından 2021 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu. 25 yaşındaki oyuncunun kontratı 2025'e kadar sürüyor ve Uruguay milli takımının geniş havuzunda da yer aldı. Anlatabiliyor muyum? Bilginiz olsun. Yani böyle bir oyuncudan bahsediyoruz. Ben size daha da enteresan bir şey söyleyeyim. Diego Rossi bugün üç buçuğa gitse sevinirsiniz değil mi? 5 buçuğa da gitse sevinirsiniz. altı buçuğa da gitse sevinirsiniz. 9 buçuğa gitse herhalde halay çekersiniz. Şemman meyle mi çekersiniz? Delal eyle mi çekersiniz? Yurt seven kardeşler halayla mı çekersiniz? Onu siz bilirsiniz ama şimdiden halaya hazırlanın. Duyumlar güzel bir şekilde geliyor. Fenerbahçe'de 3 oyuncuyla ayrılık kararı alındı. 3 isimle yollar ayrılıyor. Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de gelecek oyuncular için olduğu yani olduğu kadar gidecek oyuncularda da ciddi bir çalışma yürütülüyor. UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda Zimbru'yu 5-0'la geçen ve ikinci tur için artık mucizeden de ötesine işini bırakan Fenerbahçe'de 3 isimle yollar ayrılıyor. 1. Ca Pedro. Arkadaşlar farkındayım. Ee, yani oyuncu konusunda herkes de her şekilde duyduğunuz duyumların farkındayım. Ben burada bir duyum vereceğim. Ya ja, Pedro için bana gelen tek fiyat 7,5 milyon euro. 7,5'a giderse sevinir misin hocam? Bir şey hariç sevinirim. Nedir o? Ulan bizden giden Messi oluyor ya. Ulan biz bunu nasıl 7,5'a verdik? De diyeceğim diye üzülüyorum. Şunu söyleyeyim. Batshuayi biraz daha kıpır kıpır forvet. Batshuayi 15'e satsak bugün. 15 milyon euroya satsak. Edinceko, yedeği Ja Pedro, 3. yedek Umut Nayır deseler ben kısmen kabul ederim. Ama Ceko, ay Umut Nayır daha daha iyi olur. Joao da ya bazı çiçekler bazı topraklarda açmıyor. Yani nasıl anlayabilirseniz, nasıl idrak ederseniz edin, bazı çiçekler bazı topraklarda açmıyor. O da bu top yani bu çiçeklerden biri. Ben şunu da söyleyeyim. Fenerbahçe Galatasaray'a çalım attı, tekme attı, yumruk attı, bilmem ne yaptı. Ya bu transfer çalımları içerisinde bir tek Vedat Muriçi işe yaradı. O da niye biliyor musunuz? Vedat zaten Fenerbahçeliydi. Çocukluğundan beri Fenerbahçeliydi Vedat Muriçi. Geldi işe yaradı. Ben soruyorum Mert Hakan işe yaradı mı? Galatasaray Emre Kılıncı aldı işe yaradı mı? Revivo'yu Fenerbahçe'den götürmüşlerdi işe yaradı mı? Hasan Vezir. Ben çok hatırlamıyorum ama işe yaradı mı? Hakikaten bak işe yaradı mı? Fenerbahçe'nin Galatasaray'dan aldıkları mesela Fatih Ak Akgel bizde oynadı işe yaradı mı? Hani bilmiyorum. Balic mesela Fenerbahçe kariyeri efsaneydi Galatasaray gitti aldı işe yaradı mı? Hani denenmişi denedikçe mesela Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye gelenler bir düşünün Alpay falan gelmişti. Ee... mesela o gün Abdullah Trabzonspor'dan geldi işe yaradı mı? Yok Ünal mesela Fenerbahçe'den Trabzon'a gelince o transfer çalım olarak değil. Ee, hani ben bunu söyleyeyim. Can Petro'da transfer çalımı diye geldi. Ama gördük çalımı. Şunu söyleyeyim. Transfer çalımı olarak değil. iki kulüpte teklifini verse Fenerbahçe'yi seçseydi inanın daha başarılı olurdu. Şu çalımların kimseye bir faydası yok. Galatasaray hocam bir kardiyi getirmiş falan. Ben bir Fenerbahçe olarak kıskandım. Hani keşke oyuncu oynayamasa, verim veremese, işte sakatlansa. Sakatlansa derken bacağı kopsun, gebersin, ölsün diye demiyorum. Ufak tefek işte. 3 hafta yok. Ondan sonra gelip katlayın öksetti. iki hafta daha yok. Nasıl olsa parasını kazanıyor yani. Herhangi bir engel yok. Ama eşinin mesela bir rahatsızlığı var diye söylediler. Hatta dile getirmek istemiyorum da çok ağır bir hastalık dediler. Ölümcül. Dün gördüğüm kadarla bir şey yok. Çok şükür sevindim. Arkadaşlar futbol mutbol. Ya bunlar hepsi dümen. Bunlar hepsi oyun. Allah kimsenin sağlığına sıhhatine bir şey versin. Geçen sene şuna kızdım bak geçen sene. Okan Buruğun oğlu kanser dediler. Ölüyor dediler. PR'ını kastılar. Yaptılar bunu yapan sayfalar var. Yok demesine PR'ını kastılar. Dedim ki ya inşallah Allah şifa verir çocuğa. Çocuk şifa bulduktan sonra size dedim söyleyecek çok ağır laflarım var. Ya bu namussuzluk dedim. Bu alçaklık. Yani bilmem şu bu. Şimdi de farklı şekilde sanki kanser diye PR'ını kastıkları başkasıymış gibi. Ya ben şunu söylemiyorum. Allah hiç kimsenin çocuğuna vermesin. Şifa bulsun diye çok dua ettik. biz de yani bu PR kasma değildir. Biz dua ettik. Dedik ki Allah şifa versin. Allah kimseye evde taksi vermesin. Şöyle böyle. Bu arkadaşların yaptığı çok ahlaksızcaydı. Çok pislik hareketlerdi. Şimdi çok şükür e, eşine yapamadılar. Çünkü tepkiler Galatasaraylılardan tepki daha ağırdı. Geçen sene çünkü Galatasaraylılar daha ağır konuşuyordu. Yani siz oyun, çocuğun iyileşmesini değil ölmesini istiyorsunuz. Çünkü kanalınız sayfanız büyüyecek diye diyordu. Ben kısa özet ve net olarak şunu söyleyeyim. Allah kimsenin ne kendisine, ne çoluğuna ne çocuğuna, ne eşine deval vermesin. Fenerbahçe'li olur, Beşiktaş'ta, Galatasaray'da, Trabzonspor'da o önemli değil. Takım tutmalar sadece üste geçirilmiş bir tişörttür. Bugün siyah renk giyersin, yarın yeşil renk giyersin. Bu bir tişörttür. Ama insanlık ebedi kalacak bir şeydir. Can Pedro Büyük umutlarla transfer edildi. Görüşmelerini sürdürüyor. İnşallah 7,5 milyon euroluk bir beklentim var. İnşallah arkadaşlar benim duyumum gerçekleşir. Hani benim duyumum gerçekleşince kanal büyüyecek falan filan diye değil. Duyum gerçekleşince Fenerbahçe büyüyecek. Şu anda da ben videoyu çekerken 31.773 gözüküyor. Ee, durmayın. Ya iki kişiyi çağırdım yeter demeyin. 5 kişiyi çağırın 10 kişiyi çağırın. Bak kanal hızla büyüyor gel yerini ayırt. Sonra pişman olursun deyin. Toplayın. İnanın yeniliyorum. İkide bir de yeniliyorum ekranı ya. 74 olacak mı? 75 olacak mı diye. Ben çok mutlu oluyorum. Allah beni mutlu edenleri de mutlu etsin. Vilyan Arao. Jesus'un isteğiyle transfer edilen isimlerden biri Vilyan Arao. Takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Sosyal medyada takipten çıktı. Sonra tekrar takibe geri aldı. Şöyle yaptı, böyle yaptı. Arao kötü topçu değil. Ama ee, hani şeye gidip kuruyemiş dükkanına gidip simit var mı, kete var mı deseniz adam der ki yok. Aynı şekilde elinizde simitle gitseniz ya işte burası kuruyemiş dükkanı. Şu simitleri benim yerime satın, işte komisyon vereyim desen adam der ki ne alakası var burada olmaz. İyi simit de güzel bir şey, kuruyemiş de güzel bir şey. Seville yan arada böyle bir şey Fenerbahçe'de. Yani diye gelmiş simit gibi çok kaliteli bir oyuncu mu? Aslına bakarsanız İspanyol takımlarından birine giderse buradan var ya ekmek banarsınız ekrana. Ulan bu kadar iyiydin de bizden iyi oynamıyordun diye. Yanlış lige geldi. Gustavo Henrique. O da geçen sezon Jesus'un emriyle alındı. Beklentilerin altında kaldı. Zaten Cico geldi. Bekao geldi. Gustavo Henrique konusunda bana dün gelen duyumu söyleyeyim. Sözleşmesi feshedilecek diye. Ama her türlü şeye hazır olun. Fenerbahçe çabalıyor arkadaşlar. Ee, hani ben Salih Özcan konusunda Türkiye'de oynamaya ikna olmuş. Dortmund bir oyuncuyla görüşmeler sürüyor. Suat Serdar da halen gündemde. Aynı kaynağa göre Merih Demiral için de gelişmeler varmış diyor. Bir tanesi. Arkadaşlar sosyal medya kafanızı, beyninizi bulandırır. Kafanızı, beyninizi yerinden söker, atar. Salih Özcan konusunda ben size yüzde yüz duyum vereyim arkadaşlar. Gelmeyecek. Hocam sen Fenerbahçe'nin kötülüğünü istiyorsun. Ne demek gelmeyecek? Gelecek hocam bak o kadar adam duyum vermiş. Az önce dedim ya. İşte şeyin oğlunu paylaşıyorlar. Şöyle yapıyorlar böyle yapıyorlar diye. Bu da benzeri işte. Yok. Bak her tabelin Serdar Dursun'u kadrosuna katmak istiyor. Yüzde yüz olarak doğru. Ama bon servis vermek istemiyorlar. Biz de madem bonservis vermiyorsunuz dursun yerinde. 6 yıllık ücret bize çok koymaz diyoruz. Şimdi bana Serdar Dursun'la ilgili duyum verin. Gidecek mi kalacak mı? Hocam iyi de senin duyumun ne? Arkadaşlar ha 75 olmuş. 31775. Bak çok mutlu oldum. Arkadaşlar oyuncu bir takışmış yönetimle. Yönetim para verip gideceksin diyor. Yoksa yok diyor. Oyuncu da yani oyuncu isteyen takımlar da bonservis vermek istemiyor. Biz de diyoruz ki verdiniz, verdiniz, vermediniz. Vermiyoruz futbolcuyu diyoruz. Yani şu an gidecek diyen de yalan söyler. Alacak diyen de yalan söyler. İşte böyle bir durumdayız arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Kurun iç mesela. Kurun iç için benim kaynaklarımdan birisi diyor ki külliyen yalan diyor. Menajer, menajeri kakalamak için, satmak için ticaret yapıyor diyor. Bu arada Merih Demir almış ya. Merih Demir al. bir opsiyon doğmuş. 15 milyon euro. Hani duyumu söylüyorum. 15 milyon euroya bir opsiyon doğmuş. 776 aldı bak. 15 milyon euroya almak için bir opsiyon doğmuş Atalanta'dan. Bilmiyorum ama görüşme şöyle ama böyle. Ve Merih Demir kendi Türkiye'ye gelmek istememiş. Kendi Türkiye'ye gelmek istemiş. Inter işi biraz sarpa sarmış bilginiz olsun. Fenerbahçe Atalanta'ya sonraki satıştan paylı 15 milyon eurolu ve bunu da 5 taksitle mi ödeyecek? Yani yıllık 3 3 ödeyecek. Ee, bir teklif sunmuş. 3 taksitle beşer beşer kabul edilmiş sanırım. Gelen duyumdan bahsediyorum arkadaşlar. Ne kadar doğru ben de duyumların yalancısıyım. Oyuncu gelmek istememiş. Suat Serdar ilgimiz var. Alakamız var. Daha önce de konuştuk bu arkadaşa. 775'e tekrar düştü bak. Sinir oluyorum ya. Çıkmayın arkadaş. Suat Serdar hani e, böyle bir durumda Salih Özcan gelmeyecek. Endombele, Julmant, Endidi üçü içinde çok uğraşılıyor. Nicolas Dominguez için çok uğraşılıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Zaten e, hocam aynı tip oyuncu değil. Ben bilemem bunu. Yani onu bilemem. Aynı tip oyuncudur değildir. Ben onu bilemem. Hani e, Nicolas Dominguez için Fenerbahçe Bologna'nın direncinin kırılmasını bekliyor artık. Çünkü Bologna'ya bir sürü teklif yapıldı. Onu kabul etmedi, bunu kabul etmedi, şunu kabul etmedi. Artık şimdiden sonra da biz bekliyoruz hani kabul etsin diye. Yoksa Dominguez için çok güzel şartlar sunduk. Oyuncuyu ikna ettik. Teknik heyet istiyor. Hani revize edilip, revize edilip teklifler sunulacak. Şu soruyu soracağınızdan eminim. Hocam bugün 29 Temmuz. Hani Temmuz bitmeden 3 transfer bitecekti? Ben size ne dedim? İmkansız. En fazla bir kişi. 31 Temmuz bitene kadar en fazla bir kişi. O da belki Cengiz Ünder. Ki gelişmeleri zaten biliyorsunuz. Onun dışında yok dedim. Yok hocam sen bilmiyorsun. Biz bayağı gelişmiş, bayağı iyi gidiyormuşuz dediniz. Yalnız sağ olsun. Arkadaşlar olmaz. Olmaz. Transfer bu kadar kolay bir şey değil. Bak, günlerdir Rossi'nin menajeri konuşuyor, günlerdir. Joao Pedro'nun menajeri haftayı geçti konuşuyor. Ama olmuyor. Çünkü transfer böyle bir olan bir şey değil. Belki 18 sayfalık şey hazırlanıyor, sözleşme hazırlanıyor. Anlatabiliyor muyum? Umarım anlatabiliyorumdur. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ee, ne diyor? Hocam videoların bağımlılık yapıyor. Kısa değil, daha da uzun olsa memnun oluruz demiş Selçuk Uyguç kardeşim. Teşekkürler. Hep destek tam desteklemiş. Sezai Gezer. Bir iki kişinin adını şey yapalım. Ee, Doğukan Kavak. Başka. 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 Bizim Kadir Doğu var. Hilmi var bu ara. Sakalınızı kesmeyin. Daha da karizma duruyorsunuz demiş. Adam yaptığı yoruma bak. Şahmar Muzafferli var. Selamlar olsun. Bu arada Azerbaycan'dan ve Kazakistan'dan takipçiler Onlara da selamlar olsun. Tek tek özellikle. Bir de Defineye Malik viraneler var. Eşim bile diyor bu kim diyor. Kadın mı erkek mi diyor. Erkektir herhalde dedim ben de. Or görme Zakir'i. <laughs> Or görme değil mi? Zakir Zakir ehlin şeyi. Or görme zakir defineye malik viraneler var diyor. Harabet ehlini or görme değil mi? Harabet ehlini or görme zakir defineye malik viraneler var diyor. Yani kısaca diyor ki herkesi e, küçük görme. Belki de içinde ne hazineler olan ama senin dışarıdan gördüğünde bu da böyle mi şöyle mi dediğin insanlar vardır diyor. Bu gerçek hayatta da var. Ben teşekkür ediyorum arkadaşlar her türlü desteğiniz için, her türlü katkınız için. Kanal büyüdükçe ben mutlu oluyorum, memnun oluyorum. İnşallah sizler de bunu sürdürürsünüz. İnşallah kanalımız hep birlikte büyür. Görüşmek üzere arkadaşlar.